Bu salgında 63 meslektaşımızı, 22 eczane çalışanımızı kaybettik. Gerçekten hayatın, yaşamın, sağlığın, insanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Çünkü eczacılar bu süreçte vatandaşın sağlığına dokunmaya çalıştılar, onları aydınlatmaya çalıştılar ve bu salgında canları pahasına can kurtarmaya çalıştılar. Bu çok önemli. Onları minnetle, şükranla yad ediyoruz. Tabii içimiz buruk kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve çalışanlarımız adına. Ancak böyle bir park inşa ederek ve bu parkı bu hale getirerek onların anısını yaşatabilir miyiz diye düşündük. Ve anıları sonsuza kadar yaşayacak bu parkta. Tabii öncelikle Türk Eczacılar Birliği Başkanı Sayın Erdoğan Çolak'a ve bütün merkez heyetine, başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu parkı Çankaya'ya kazandırdıkları için, beraber ortak yaptığımız için 85 eczacımızı ve eczane çalışanımızı pandemi sürecinde kaybettik biliyorsunuz. Onların anısının yaşatılması, isimlerinin yaşatılması işte bu parkla mümkün olacak. Hem anıtta yaşayacaklar, hem bu parkta bütün bu ağaçlarda, çiçeklerde yaşayacaklar. Ben tekrar hayatını pandemi döneminde görev başında, görevi nedeniyle hayatını kaybeden tüm eczacılarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Eczacı Lütfü Polat yeğeniyim. Dayım da tüm fedakar sağlık çalışanları gibi kendi sağlığından önce halkımızın sağlığını düşünerekten hizmet vermeye devam etti. Ve bu illet Covid hastalığına kapıldı, vefat etti. Bu plaket bizim için bir onur plaketi. Başta Alper Başkanımız olmak üzere, Eczacılar Birliği Başkanımıza, tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eczacılar Birliği Başkanımıza da teşekkür ettim. Tabii babamın burada bir dikili taşı oldu. Beni mutlu etti yani. Dikili taşı oldu burada. Mutlu olduk bunun için. Benim abim de eczacı, babam da eczacı. Ben de eczacı olmak istiyordum. Olamadık. Ben olamadım. Ben hakim oldum da. Yani tabii ki bu park bizim için anlam ifade ediyor. Annem de geliyor sürekli yanıma. Onu da getiririm buraya. Yani babamı anmak manasında isminin orada yazılı olması bizim için güzel bir şey. Tabii ki bu Covid mücadelesinde sadece babam değil, bir sürü sağlık çalışanı, hemşiresinden tutun doktorundan teknisyenine kadar herkes çok fazla kayıp verdi. Kayıplar da hala devam ediyor ama toplumca bunun üstesinden gelebileceğimize de inanıyorum. İnşallah bir an önce bu salgın son bulur, pandemi son bulur. Eski güzel günlere döneriz.